Süresince Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanlığı yaptım. Derneğimizi 2015 yılında genel kurul kararıyla feshedelim diye edindiğim bilgi birikimlerini yine insanlara faydalı olmak amacıyla gazetede ve internet haber sitelerinde köşe yazarlığı yapmak istedim. Ve bu yönde de ilk görüştüğüm yine Malatya Söz Gazetesi'ndeki arkadaşlarımız olduydu. Destek verdiler. Ve o tarihten itibaren de Malatya Söz Gazetesi'nde başta olmak üzere internet haber sitelerinde sık sık engellerin yaşamış olduğu sorunları dile getirmeye gayret ediyorum. Ve bu yazılarımda da, bu son yazımda da yine Malatya'da geçen yıl vermiş olduğum dilekçede sıkıntı ve sorunları dile getirdim. Gelişme olup olmadığını vurguladım. Ve son olarak da yine bu Ağustos ayında geçen yılki soruna çözüm getiremeyince yine Ağustos ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdim. Mimari anlamdaki problemlerimizi, yaya kaldırımlarındaki bir de maske ile alakalı verdim. Yazımdan sonra kısa bir süre sonra geçen yılki yazıma hiç geri dönüş olmamıştı ama bu yıl 9. ayın 4'üne Mehmet Mert Daire Başkanı imzasıyla bir yazı geldi. Ve talebimin, yani yazmış olduğum sorunun Eylül ayı içerisinde incelemeler yapılarak giderileceğini yazmışlardı. Ben de sevinmiştim. Hakikaten de büyük bir problemdi. Giderileceğini bekledim. Ve Eylül ayı içerisinde defalarca oraları kontrol etmeme rağmen ve şu anda da halen hiçbir çivi çakılmadı o belirtilen yerlerde. Neresi bu yerler? Burası Milli Emeklilik Vizit Caddesi'nin, yani şöyle diyeyim, emeksiz alt geçidinin başladığı yerle polis evinin olduğu yerdeki kavşaklardaki düzenlemeler, daha önce düz ayak olan kalıp geçişlerimiz geçen yıl her nedense yapılan çalışmalarda oradaki kilit taşlar söküldü. Asfaltından düzeltmeler yapıldıktan sonra bizim rampalarımız, düz ayak olan yollarımız rampalı hale getirildi. Rampalar da baştan sağma yapıldı ve oradan iniş çıkışlarımız artık tehlike arz etmeye başladı. Şimdi Malatya'da en ağır konumdaki bir engelli vatandaş olarak standartta olmayan hiçbir rampayı kullanamıyorum. Kullanamayınca da tehlikeli durumlar yaşıyorum. Bunu bildirmemize rağmen daire başkanlarına sözlü de bildirdik valilikteki toplantımızda. Ve geçen yılki gazetede yine köşe yazımda burayı yazmama rağmen hiçbir gelişme olmadı. Son gelen yazı üzerine ben sevinmiştim giderilecekti ama maalesef ki şu an bugün 20 Kasım, Eylül ayı üzerinden 2,5 ay kadar zaman geçti. Halen bir çivi çakılmadı. Ben de bu konuyla ilgili köşemde yine bunu dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bununla beraber yine birkaç sorunumuz daha oldu. Ben WhatsApp şikayet hattı üzerinden belediyeye bildirdim. Ve son yazışmamda neredeyse insanlara ağzıma gelecek her lafı söylemeye başladım. Yani bu kadar duyarsız oradaki müdür denen, talebimi ilettikleri müdür, her kimse kılını kıpırdatıp da bir geri dönüş yapmıyor, arayıp sormuyor. Yani anlamıyorum, bakın bugün bu yıl erişilebilir yılı, yani Cumhurbaşkanı tarafından 2020 yılı erişilebilirlik yılı ilan edildi. Şimdi ben sizlere aracılığıyla tekrar sesleniyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olmak üzere Battalgazi'ye, Yeşilyurt Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Erişilebilirlik yılı kapsamında ne yaptınız? Lütfen buna bir cevap versinler. Ne yaptınız engelli? Sadece özel günlerde bizleri bir araya toplayıp, sırtımızı sıvazlayıp, başımızı okşamanız önemli değil. Bizim için bir tane bina yapıp da burayı sizlere yaptık demeniz önemli değil. Önemli olan benim evimden çıktıktan sonra o yaptığınız hizmetlere ulaşabileceğim alanları da uygun hale getirmeniz lazım. Bunlarda bir aksaklık olduğu zaman o şehir erişilebilir şehir anlamını taşımaz. Ben buradan kendilerine soruyorum. Ne yaptınız bu yıl? Merak ediyorum gerçekten. Ve engelli vatandaş olarak yaşadığımız sorunu gazetede, köşe yazılarımda sık sık dile getiriyorum. Ve karşılaştığımız toplantılarda anlatmaya çalışıyorum. Maalesef yetkililerimiz halen ya benim de demek istediğimi anlamıyorlar. Yani onu da bırakın. Yasalar ortada. Görevlerinin arasında bu sorunlar da var. Çözüm getirmek. Ben bize dikkat almadan da kendileri görevlerini yapsın yine yeterli. Ancak görüyorum ki
yasaları uygularken de ayrımcılık yapılıyor. Bunlardan engellerle ilgili yasalar hepsi menalt ediliyor. Engellerle ilgili olmayan diğer konularla alakalı çalışmaları da ivedilikte yerine getiriyorlar. Bu nedenle de burada bir hizmette ayrımcılık söz konusu. Yani özel günlerde de gelip de bizim sırtımızı sıvazlamadan artık gerek yok. Engellilere artık eski engelliler değil, engeller bilinçleniyor. Bilinçlendiği için de her zaman, her fırsatta da bu sorunları dile getirmeye devam ediyor. Hiç kimse getirmezse Malatya'da, Ali Haydar Koyunalak ben dile getirmeye devam edeceğim. Engelli sorunlarını ömrüm yettiğince, yaşadığım sürece, Malatya'da bulunduğum sürece de dile getirip anlatmaya gayret edeceğim.